AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay düzenlediği basın toplantısında Çin'i gaza açtı ağzını yumdu gözünü. AK Parti'de görev yapan il başkanları içinde Çin'i gaza hiçbir il başkanı Çin'i gaza bu şekilde tepki göstermemişti. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Konu ile ilgili haber. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çin'i gaz Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde para kazanıyor. Halkı mağdur etmeye hakkı yok. Çin'i gaz AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hizmetlerine zarar veren uygulama yapıyor. Çin'i gaz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti'ye zarar veren kuruluş haline geldi. Çin'i gazı uyarıyorum. Acilen halkı mağdur eden uygulamalarınızdan vazgeçin dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. Bu bizim Kütahya'sının en büyük problemimiz. Firma hakikaten iyi niyetli davranmadı. Yani 2008 yılından bu yana Tayyip Erdoğan tarafından bu şehre getirilmiş olan doğalgazı 2020 yılından itibaren Tayyip Erdoğan'ın aleyhine kullanan bir firma haline geldi. Ve bugün toplumdaki, nazarındaki insanlar AK Parti'ye ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a doğalgazdan dolayı kızmakta. Bunu sağlayan, bunu bu hale getiren, Türkiye'nin her yanında insanlar dua ederken burada meseleyi şikayet konusu haline getiren Çin gaz firmasıdır. Ben bunu kendilerine vali beyin de olduğu ortamda, belediye başkanımızın olduğu ortamda ilettim zaten. Yani meselenin, problemin özü kendileridir. İnsanlar davranışlarında, kışın insanları karın altında, başka bir ödeme noktası açtığında param gidecek diye tek bir ödeme noktasına yönlendiren, onları kar altında, soğukta, donda, 60 yaşında, 70 yaşında anneannelerimizi, babaannelerimizi, dedelerimizi bekleten bu şirketin zihniyetidir. O günkü konuşmada olduğu gibi, kendisine söylendiği gibi aynı şekilde okullardan, aynı şekilde az önce söylediğimiz gibi para isteyerek kışın ortasında doğalgaz bağlamama noktasına giden, sonrasında valinin araya girmesiyle bu okullara doğalgaz verilebilen ve sonra işte bu toplantıdan sonra da bu paraları geri ödeyen bir firma. Yani kendisini mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanlara bu zulmü yapmaması gerekiyor. Kendisine de söyledim. Bugüne kadar insanlar bizim davranışımız AK Parti İl Başkanlığı olarak, vekillerimiz olarak iyi niyetle bakışımızdan dolayı mesele bizim üzerimize gözüküyor. Ama bu şekilde devam ederse onun ne olduğunu, ne yapmak istediğini, aslında oraya çağırdığı, getirip miting yaptırdığı vekilin zihniyetine nasıl hizmet ettiğini bu Kütahya toplumuna ben göstereceğim. Bunu kendisine söyledim. Buna hakkı yoktur. Hem Tayyip Erdoğan'ın getirdiği doğalgazdan ötürü para kazanacaksın, hem o hizmeti öyle bir vereceksin ki insanları onun aleyhine kışkırtacaksın. Bu Allah tarafından da reva görülmez. Kütahya halkı da bunu reva görmeyecektir. Kütahya halkı bilmediği için bu konuda bize yüklenmektedir. Yoksa pek çok yerde bugün doğalgaz 100 liraysa siz 25 lira ödüyorsunuz. Bunu sağlayan AK Parti iktidarı. 4'te 1 ödeniyor bugün. Bunun %75'ini devlet karşılıyor bugün. Süspanse ediliyor bu. İnsanlara hizmet vermek için yapılan iş. Ama buna rağmen biz toplum nazarında doğalgazı çözemeyen bir iktidar olarak gösteriliyoruz. Kim yüzünden? Çin gaz firması yüzünden. Burada bizim dahlimiz yok. Buradan para kazanan biz değiliz. Burada biz de aynı şekilde tüketici konumundayız. Ama meseleyi bize ittiren, bizi ortaya koyan, kendisi saklanan bir zihniyetle iş yapıyor. Bunu değiştirmesini, toplumumuza hizmet etmesini bekliyoruz. Bizim kendisiyle, şahsıyla, firmayla hiçbir problemimiz yok. Diğer firmalarla olmadığı gibi. Biz memleketimize hizmet bekliyoruz. Bu hizmet kimin yaptığı, hangi zihniyetle olduğu, hangi partiden olduğu, hangi meşrepten olduğu bizi bağlamaz. Biz insanın hepsine eşit bakıyoruz. Firmalara da eşit bakıyoruz. Fakat eşit bakmadığımız tek mesele şu, insana hizmet etmeyen, insana zulmetmeye kalkan her firmaya karşı kim olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, babamızın oğlu olsa bizim ona boynumuzu eğmeme imkanımız yok. Böyle bir bu noktada tavrımız da belli. Çin gaz firmasına bakışımız da budur yani. Ya gerekenleri söyledik. Şu anda durumu biliyor. Nasip olsa 29 Ağustos'ta Tayyip Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde de mesele gündeme gelecektir. Ben kendisine bunu söyledim. O güne kadar vakti var. Bu meseleyi çözmesini bekliyoruz. İnsanımıza hizmet etmesini bekliyoruz. Biz ona para istemiyoruz. Doğalgazı daha ucuza sat demiyoruz. Bedava ev ver demiyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. İşini iyi yapmasını istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Bunu da beklemek bizim en doğal durumumuz yani. Yani olmadı. Meselenin sahibi buraya gelecek yani. O gün göreceğiz.